Günaydın. Gördüğünüz gibi bugünkü dersimizin konu başlığı varsıl yani zengin ve ünlülerin yaşam biçimi, Pompey evleri ve villaları. Geçen dersimizde Pompey'deki kamu yapılarının mimarisinden söz etmiştik. Şehirdeki forum, tapınak, bazilika ve hamam yapılarına ve bunların yanı sıra dükkanlara ve mezarlara değinmiştik. Bugün Pompey'in konutları hakkında konuşacağız. Bu konu son derece önemlidir. Zira sadece Pompei'nin değil, Milattan önce birinci, milattan sonra birinci yüzyıl konut mimarlığının geneli hakkında bilgi verir. Evler başka hiçbir yerde Pompei'dekiler kadar iyi korunamamıştır. Yani buradaki örnekler sayesinde sadece Pompei konutlarını değil, çok az konut kalıntısı olan Roma ve diğer Roma şehirlerinin konut mimarlığını da tanıma olanağı buluyoruz. Şimdi perdede gördüğünüz yapı ile başlamak istiyorum. Önde soldaki yapıdan söz edeceğiz. Bu yapı Pompei'nin en işlek caddelerinden biri olan Via del Abondanza üstündedir. Via del Abondanza yani bolluk caddesi. Söz konusu yapı göreceli olarak iyi korunmuş durumdadır ve yapının bu derste bizim için önemi gördüğünüz gibi iki katlı bir yapı olmasıdır. Bugünkü derste göreceğimiz gibi Pompei'nin erken dönem yapılarının, evlerinin çoğu aslında tek katlı yapılardır. Ama bu iki katlı bir yapı. İki katlı yapılar Pompei'nin konut mimarlığı tarihinde oldukça geç bir evreye aittir. Bu yapı 62 yılındaki depremle 79 yılındaki Vesuv patlaması arasında bir yere tarihlenmektedir. Bu örnek gördüğünüz gibi iki katlıdır. alt kat girişlere bakın. Bunlar dükkan bile olabilir. Ve üst kat. Bu gerçekten ilginçtir. Üst katta Kenakulay dediğimiz C E N A C U L A E. Açık panoramik pencereleri olan ikinci kat yemek odaları var. Pencereler gördüğünüz gibi sütunların arasında. Burada yine ilginç bir helenleştirme yani Roma mimarlığına Yunan unsuru katma fikrini görüyoruz. Bu sütunlar arasından manzara seyretme fikri de Roma mimarlığında görülen erken Yunan mimarlığının etkilerinden biridir. Yani sonuç olarak burada iki önemli nokta var. Biri yapının iki katlı olması. Yani bir Roma yapısına ya da bu örnekteki gibi bir Pompei yapısına ikinci bir kat eklenmesi. Ki bu depremle vizyu patlaması arasındaki evreye kadar olmayan bir özelliktir. İkincisi ise bu panoramik pencere fikridir. Panoramik görüntünün Romalılar için önemli olduğundan söz etmiştik. Burada da bunu görüyoruz. İkinci katın cephesini açıyorlar ve siz bu yemek odalarından birinde oturup sütunların arasından caddeyi, yoldan gelip geçenleri seyredebiliyorsunuz. Via del Abondanza'daki bu yapı Pompei konut mimarlığı gelişim sürecinin sonlarına ait bir yapıdır. Şimdi yapacağımız şey en başa dönüp Samnit döneminden Vezu patlamasına kadar olan süreçte Pompey konut mimarlığının izini sürmek olacak. Pompey'in en erken konutları milattan önce 4. ve 3. yüzyılda Samnit döneminde inşa edilmiştir. Samnitlerin İtalik bir kavim olduğunu ve İtalya'nın yerlisi olduklarını hatırlayalım. Pompey'in milattan önce 8. yüzyılda kurulmuş olduğundan bahsetmiştik. Bu İtalik kavimlerde Milattan önce 4. ve 3. yüzyıllarda tabii ki burada içinde yaşayacakları sağlam evler inşa etmişlerdi. Pompey ve bunun bir uzantısı olan Roma konut mimarlığı dersimize Domus Italica ile başlamak istiyorum. Domus Italica nedir? Domus Italica Vitruvius'un Kitabı sayesinde hakkında epeyce bilgi sahibi olduğumuz ideal Roma konutudur. Vitruvius, Roma'nın ilk imparatoru olan Augustus'un zamanında yaşamış bir mimarlık kuramcısıdır. Vitruvius arkasında konut mimarlığı da dahil her tür mimari ile ilgili oldukça geniş kapsamlı bir eser bırakmıştır kitabında ideal Roma evi olarak düşündüğü Domus Italica'dan ve onu oluşturan bölümlerden ayrıntılı bir biçimde söz etmiştir. Şimdi onun yazdıkları doğrultusunda ideal Roma evini birlikte inceleyelim. Sanırım gerçek Pompei evlerinin erken dönem evlerinin onun anlattıkları ile gerçekten örtüştüğünü bilmek ilginizi çekecektir. Şimdi bu evin hem planı hem restore edilmiş görüntüsünü birlikte inceleyelim. Yine bol bol terim kullanacağım. Ama ders boyunca bu terimleri o kadar çok tekrarlayacağım ki hepsi aklınızda kalacak. Evlerin bölümlerini ezberlemek için ayrıca çalışmak zorunda dahi kalmayacaksınız. Bunu garanti edebilirim. Burada tipik bir domuz italika planı görüyorsunuz. Bir numaralı mekan evin girişidir. Evin girişine Faukes adı verilir. F-A-U-C-E-S Faukes yani evin boğazı. Bazı örneklerde Faukes'in önünde vestibulum denen bir vestibül yer alır. Vestibulum hemen Faukes'in önünde evin saçağının altındadır. Yağmurlu havalarda kapı açılıncaya kadar ıslanmamak için burada durup bekleyebilirsiniz. Ama bunun gibi çok erken döneme ait Domus Italica evlerinde vestibulum pek görülmez. Yani şimdilik sadece Faukes'i evin girişini düşünün. Faukes'in iki yanında yer alan küçük odalar var. Bunlara Selay deniyor. Tekil olursa Sella, çoğul olursa Selay. C-E-L-L-A-E. -L -L -E. Bunlar birkaç farklı şekilde tasarlanmış olabilirler. Bu küçük mekanlar yola kapalı olabilir. Bu durumda evin bir odası, fazladan bir yatak odası ya da yaşama mekanı olarak kullanılmış olabilir. Ya da bu ideal planda görüldüğü gibi yola açılabilir. Yola açık olan mekanlar, dükkan yani tabernay olarak kullanılırdı. Dükkanlar ya da tabernay. T-A-B-E-R-N-A-E -e. Dükkanlar ya ev sahibi tarafından ek gelir elde etmek için işletilirdi ya da bir başkasına kiraya verilirdi. Gördüğünüz gibi Faukes'ten evin en önemli mekanına atriuma giriliyor. Roma evlerinin ünlü atriumu. A, T, R, I, U, M. Atrium evin resmi görüşme salonuydu. En başından şunu da belirtelim. Bir Romalı için evin anlamı bugün bizim için olduğundan çok farklıydı. Bizler evlerimizi başımızı dinleyecek, işten kalabalıktan uzaklaşabileceğimiz bir yer olarak görürüz. Elbette eşimizin dostumuzun bizi ziyarete gelmesinden hoşlanırız. Ama ev bizim için daha ziyade bir kaçış yeridir. Bu tanım evlerde ciddi iş görüşmelerinin yapıldığı Roma dönemi için geçerli değildi. Evin erkeği, evin reisi olan erkek yani pater familias çoğu kez müşterilerini atriumda ağırlardı. İş için ya da savaş nedeniyle evde olmadığı zamanlarda da karısı, ailenin kadın reisi yani mater familias onun yerine işleri yine atriumdan yürütürdü. Bu nedenle atriumu evin önemli konukları ağırlayıp iş görüşmeleri yaptığınız, bu nedenle de görünüşüne önem verdiğiniz halka açık bölümü olarak düşünün. Burası da atrium. Atriumun ortasında dikdörtgen bir havuz görüyorsunuz. Bu impluviumdur. Impluviumda evin günlük su gereksinimi için yağmur suyu biriktirilirdi. Bu yağmur suyunu nasıl biriktirirlerdi? Çatıda gördüğünüz gibi bir açıklık var. O da dikdörtgen şeklinde. Bu açıklığın adı komplüvyumdur. Komplüvyum çevresinde suyun aşağıya kayıp alttaki implüviuma akmasını sağlayan eğimli bir çatı vardı. Atrium ve dolayısıyla impluvyumun çevresinde yatak odaları var. Burada 4 numara ile gösterilen yatak odaları yani kubikula yer alıyor tekilse kubikulum çoğulsa kubikula yani bunlar kubikula evin yatak odaları gördüğünüz gibi hepsi atrium'a açılıyor bu odalar çok küçük evin diğer odalarından çok daha küçükler gerçekten sadece uyumaya uygundur. Zira hem çok küçükler hem de genellikle çok karanlıklar. Bazılarının küçük yarık şeklinde pencereleri var. Bunlardan birini daha sonra göstereceğim. Ama çoğu penceresiz. Yani tam manasıyla sadece uyumaya elverişli mekanlar. Burada 5 numara ile gösterilen mekanlar ise kanatlar. Yani alae. A -a A-L-A-E. Tekil hali ala. Evin alae bölümü. Kanatlar aile geleneği ve dini tapınmalar bakımından çok önemli mekanlardır. Burası Romalıların ata kültünü barındıran mekanlardı. Genellikle ahşaptan ve bir kapısı olan bu kült yerlerinde atalarının büstlerini, portrelerini saklıyorlar. Ölüm yıl dönümü gibi özel günlerde bunları dışarı çıkarıyorlardı. Ve hatta Ailede fiziksel olarak ölene en çok benzeyen kişinin yüzüne bir maske takıp ölen kişinin anısına törenlere eşlik etmesi gibi de ilginç bir adetleri vardı. Yani sonuç olarak kanatlar yani alay ailenin kült yeriydi. Burada eksen üzerinde 6 numarayı görüyorsunuz. Romalıların simetri kadar mekanların aynı eksen üzerinde olmasını da sevdiklerini biliyoruz. Burada fauces ve atriumla aynı eksende olan oda tablinumdur. T A B L I N U M. Tablinum önceleri ana yatak odasıydı ve evin diğer yatak odaları olan kubikulumlardan çok daha büyüktü. Ama zamanla aile arşivinin saklandığı bir oda haline geldi. Dahası bugün göreceğimiz gibi atrium ile arkadaki mekan arasında bir geçide dönüştü. 7 numara ile gösterilen yine oldukça büyük bir mekandır. Burası yemek odası ya da triklinium. Bu ideal Roma evi planında gördüğünüz gibi atriuma açılan ve atriumdan kolayca girilen bir oda. Bu ideal Roma evinin arka kısmında 8 numaralı mekan Hortus. H-O-R-T-U-S yani bahçe var ve tabii ki üstü açık. Bu restorasyon çizimine bakarsak erken dönem evlerinin gerçekten ne kadar kapalı mekanlar olduğunu görebiliriz. Bunlar dışa çok az açılımı olan geometrik düzende yerleştirilmiş mekanları ile oldukça sade yapılardı. Gördüğünüz gibi burada açıklık olarak sadece giriş kapısı, dükkan kapıları, kompluvium yani çatıdaki delik ve hortus var. Ayrıca bir pencere falan yok. Çok dışa kapalı bir yapı. Ama başlangıçta böyle olsa da bunun zamanla değiştiğini göreceğiz. Bu çok önemli ve ilginç bir evrim sürecidir. Şimdi en baştan ifade etmek istediğim bir başka nokta daha var. Hatırlayacaksınız, erken Roma tapınaklarını incelerken Romalıların Etrüsk planını ve bazı Yunan üst yapı unsurlarını bir arada kullandıklarını görmüştük. Pompei ve Roma konut mimarlığında da tapınak mimarlığındakine çok benzer bir durum görüyoruz. Etrüsklerin, Etrüsk mimarisinin etkisini göreceğiz. Burada size daha önce de gördüğümüz bir Etrüsk mezar planını gösteriyorum. Bu mezarın genel düzenlemesine bakmanızı istiyorum. Burada bir giriş, iki yanında biraz önce gördüğümüz tabernay yani dükkanlar gibi odalar var. Burada da atriumdan pek de farklı olmayan geniş bir boşluk. Yine aynı eksen üzerine yerleştirme fikri. Buradan giriyorsunuz, bu geniş boşluğa ulaşıyorsunuz. Ve burada Roma evlerindeki tablunuma benzeyen bir oda ve bunun her iki yanında birer oda daha. Yani bu eksensel dizilim fikri çok önemli ve sanırım bu erken evleri inşa eden Samnitler ve diğerleri kesinlikle Etüsk yapılarını örnek almışlar. Bu bize aynı zamanda Romalıların erken dönemlerden itibaren yaşayanların evleri ile ölülerin evleri arasında yakın bir ilişki olduğuna inandıklarını da göstermektedir. Çerveteri'deki kalkanlar ve sandalyeler mezarı olarak bilinen bu M.Ö. 6. yüzyıl Etrüsk mezarının içine baktığımız zaman bunun bir ev gibi düzenlenmiş olduğunu görürüz. Tüh bir kayalığa oyulmuş bu mezarda evde olması beklenen şeyler var. Örneğin yataklar. Ayrıntılara dikkat edin. Taştan yastık bile koymuşlar. Pek rahat değildir ama ev gibi görünmesini sağlıyor. Evlerdeki yatakların da bunlara çok benzediğini biliyoruz. Burada bir taht ve gördüğünüz gibi hoş bir ayak taburesi var. Sonra çok dikkatli bakarsanız tavanda taştan oyulmuş hatıları, kapı ve kalkanların etrafındaki silmeleri görebilirsiniz. Mezarda zaten duvardaki kalkanlar ve buradaki taht nedeniyle kalkanlar ve sandalyeler mezarı olarak adlandırılmış. Kısacası Romalılar için yaşayanların evi ile ölülerin evi arasındaki yakın bağ önemli bir noktadır ve bu nokta derslerde birkaç kez karşımıza çıkacak. Ayrıca samnitlerin etrüsk prototiplerinden esinlenmiş olması da vurgulanması gereken bir diğer önemli noktadır. Şimdi size gerçek Pompey evlerinin en azından milattan önce 4. ve 3. yüzyıla tarihlenen erken örneklerin ideal Domus Italica planına ne kadar benzer bir plana sahip olduğunu göstermek istiyorum. Milattan önce 3. yüzyıla tarihlenen ve cerrah evi olarak bilinen evle başlayalım. Bu ev içinde bulunan ve burada bir kısmını gördüğünüz cerrahi aletler nedeniyle cerrah evi olarak adlandırılmıştır. Burada Yale'de de tıp fakültesinde çok geniş bir cerrahi aletler koleksiyonu olduğunu bilmek belki sizi şaşırtacak. O koleksiyonda antik Roma örnekleri de var. Sayıca belki bu kadar fazla değil ama ilginç örnekler var. İlgilenenler gidip yerinde asıllarını görebilirler. Yani bu ev adını içinde bulunan bu aletlerden alıyor. Bu da en azından ev halkından birinin mesleği hakkında bir fikir veriyor. Burada cerrah evinin planını görüyoruz. Gördüğünüz gibi milattan önce 3. yüzyıla ait bu evde ideal domus italica planına sahiptir. Eve buradan Falkas'tan giriliyor. İki yanında birer küçük oda. Plandan da net bir şekilde görüldüğü gibi bu oda dışa kapalı. Sadece atriuma açılıyor. Yani eve ait bir mekan olarak kullanılmış. Diğeri ise sokağa açılıyor. Bu da ya aile tarafından ya da bir kiracı tarafından işletilen bir dükkan olarak kullanılmış. Atrium, Fawkes'le aynı ekseni üzerinde. Atrium'da dikdörtgen bir havuz yani impluvium olduğunu görüyoruz. Üstünde compluvium. İki tarafında kubikula yani evin atrium'a açılan yatak odaları. Bunlar kanatlar yani evin kült mekanı olan alae. Burada da yemek odası olan triklinium o da atriyuma açılıyor. Burada ise bir veya iki sütunlu portiko olduğunu görüyoruz. Ama daha geç dönemde yapılan bir ekleme de olabilir. Birazdan bunu açıklayacağım. Arkada ise düzensiz bir forma sahip hortus yani bahçe yer alıyor. Sanırım bu örnekte gerçek Pompei evlerinin Vitruvius'un tanımladığı Domus Italica'ya ne kadar benzediğini görebiliyorsunuz. Pompey'den Domus Italica planına uygun bir diğer örnek, M.Ö. 3. yüzyıla ait Salust evi olarak bilinen evdir. Bu da çekirdek kısmı Domus Italica planlı bir evdir. Ama Pompey'deki birçok ev gibi bu da epey değişim geçirmiştir. Hatırlayacaksınız, 80 yılında Romalılar Pompei'yi ele geçirdikten ya da koloni haline getirdikten sonra Samnitleri evlerinden atmış ve kendileri bu evlere el koymuşlardı. El koyduktan sonra da evlerde epey değişiklik yapmışlar. Yani bu eski Samnit evleri epeyce değişikliğe uğramıştır. Salust evi de bu duruma verilebilecek örneklerden biridir. Ama hala Domus Italica'nın çekirdek planını görebiliyoruz. Giriş burada. Eve fauces'ten giriliyor. Bunlara birazdan geleceğim. Girişle aynı eksen üzerinde impluvium ile atrium. Burada kubikula. Alae veya kanatlar burada. Evin tablinumu bu. Bu örnekte triklinium'un atrium yerine hortusa açıldığını görüyoruz. Bu aile yemek yerken atrium değil hortus manzarası seyretmek istemiş. Şimdi bu evde özellikle ilginç olan yola açılan dükkanlardır ve olasılıkla sonraki bir tadilat sırasında düzenlenmişlerdir. İlginçtir çünkü plana bakarak bu dükkanın ne dükkanı olduğunu söyleyebiliriz. Aranızda plana bakarak bunun ne dükkanı olduğunu söyleyecek bir gönüllü var mı? Ayaküstü yemek yenen bir lokanta. Evet onlardan biri. Yani bir termopolyum. Çünkü içinde bir tezgah ve tezgahın üzerinde gözler var. Yani bu ailenin evinin önünde ya kendilerinin ya da kiracılarının işlettiği bir termopolyum yani ayaküstü yemek atıştırabileceğiniz bir dükkan var. Sonuç olarak M.Ö. 3. yüzyıla ait bu iki örnek yani Cerrah Evi ve Salus Devi orijinal Domus Italica planına uygun evlerdi. M.Ö. 2. yüzyılda konut tasarımında oldukça sıra dışı bir değişim görüyoruz. Bu tapınak mimarlığında karşılaştığımız değişimle ilintili bir değişimdir. Evet, Etrüsk tipi bir plana bakıyorduk. Bu plana belli ölçülerde sadık kalınmıştı. Ama M.Ö. 2. yüzyılda birdenbire evlerine daha Yunan'a özgü bir görünüm verme tutkusu belirdi. Ve tasarımlara erken Yunan mimarlığından öğeler eklemeye başladılar. Sonuç oldukça sıra dışıydı. Burada size helenleştirilmiş domus dediğimiz ev tipinin ideal planını gösteriyorum. Bu, Yunan öğeleri eklenmiş ev tipidir. Şimdi bu ideal helenleştirilmiş domuz planına yakından bakalım. Gördüğünüz gibi, evin çekirdek kısmı domuz italica gibidir. Eve buradan giriyorsunuz. Ama bu kez bir vestibulum var. Evin girişinin yani Faukes'in önüne yerleştirilmiş bu vestibülün amacı geleni içeri alınıncaya kadar kötü hava koşullarından korumaktı. Yani burada vestibulumu ve Faukes'i görüyorsunuz. İki yanında birer küçük oda var. Bu örnekte bunlar dükkan değil. Yağmur suyunu toplamak için kullanılan impluviumu ile atrium burada. 4 numarada her zamanki gibi kubikula yani yatak odaları var. 5 numarada yine her zamanki alae veya kanatlar. 6 numara 7 numara ile aynı eksende yerleştirilmiş olan tablinum. Triclinium atriyumu açılıyor. Yani sonuç olarak çekirdek kısım orijinal domuz Italica'dır ve bu bölüm Helenleştirilmiş Domus'ta da bir bütün olarak korunmuştur. Ama bakın burada ne olmuş? 8 numara ile gösterilen alanda Yunan mimarisinin etkisiyle tapınak mimarlığında da görülen bir değişim yaşanmış. Evin içinde sütun kullanılmış ve bahçe buraya yerleştirilmiş. Bu sütunlu bahçe avlusunun teknik terimi peristildir. P E R I S T I L. Bu tapınak mimarlığında da gördüğümüz bir yeniliktir. Orada da mimarlar tapınağın çevresini peripteral bir sütun dizisiyle çevrelemişlerdi. Yunan mimarlığından esinlenerek tapınağın etrafına yerleştirilmiş olan bağımsız sütunları hatırlıyor musunuz? Burada da aynı şey söz konusu. Tek fark bunlar yapının içinde. Yani buraya bahçe ile birlikte peristilli bir avlu yerleştirilmiş. Ayrıca iki yanda fazladan yatak odaları yani kubikula var. Bu hoş bahçe manzarasına bakan yatak odaları herhalde çok istenilen bir şeydi. Arkada iki triclinia daha. Yemek yerken de manzaranın tadını çıkarmak için. Ama bu dar kapılardan pek bir manzara görünmüyordu herhalde. Ama yine de peristilli avluya açılıyorlardı. Burada da aynı evin restore edilmiş halini görüyoruz. Giriş, bakın bu girişe eklenen sütunları bile görebiliyoruz. Daha kapıda size bu ev sahibinin Yunan kültürünü bilen, evinde ondan alıntılar kullanan kültürlü biri olduğunu söylüyor. Komplüviyum burada. Üstten peristil sütunlarını görebiliyoruz. Sütunlarıyla üstü açık bir avlu. Ama hala dışarıdan çok sade bir görünümü var. Penceresi yok. Oldukça dışa kapalı bir mekan. Bu evlerden bazılarında mutfak var. Birazdan bir örnek göstereceğim. Olasılıkla bildiğimizden daha fazla örnekte mutfak vardı ama bunun saptanması kalıntılara bağlı ama kesinlikle örnekleri var. Yani mutfakları vardı. Peki şimdi size helenleştirilmiş domuz planına uyan birkaç örnek göstermek istiyorum. Bu ilk örneğimiz. Pompei'nin en bilinen evlerinden biri ve yakın bir zamanda gitmeyi planlıyorsanız bir mutlaka görülmesi gerekenler listeniz olmalı. Bu da Pompei'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Vettii evi. Kesin olarak emin olmasak da bu evin Vettius kardeşlere ait olduğunu düşünüyoruz. Vettii evi milattan önce 2. yüzyıl ve sonrasına tarihleniyor. Planının helenleştirilmiş domuz tipiyle ne kadar uyumlu olduğunu görüyoruz. Çekirdek kısmı yine domuz italica. Girişi buradan, Fauces'ten. İki yanda küçük oda. Bu örnekte odalar dükkanlarda olduğu gibi yola açılmıyor. Yani eve ait mekanlar. İmplivyumla atrium burada. İki yandaki kubikula sayıca daha az. Burası alae. Bakın tablunum ne olmuş? Tablunum gitmiş yerine bir çift duvar ayağı var. Bu ayakları birazdan göstereceğim. Çok iyi korunmuş durumdalar. Sonuç olarak tablunum yok olmuş. Bu alan evin çekirdek kısmını bahçeye bağlayan bir geçit haline dönüşmüş. Peristilli bir bahçe gördüğünüz gibi sütunlarla çevrili. Ve bahçenin ne kadar önemli bir mekan haline gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Ev sahipleri bu muazzam bahçe için evin diğer mekanlarını küçük tutmaya karar vermiş. Buraya da bahçeye açılan çok geniş bir yemek odası triklinyum yapılmış. Buradaki açıklık çok daha geniş. Yani yemeklerini bahçe manzarasına bakarak yiyebiliyorlardı. Belli ki peristilli bahçeleriyle gurur duyuyorlardı. Yani bu evde bazı büyük değişiklikler var. Ama tüm bu değişimlere rağmen evin dışarıdan hala çok yalın ve kapalı bir yapı olduğunu belirtmek isterim. Evin bu restore edilmiş haline bakarsak muhtemel dış görünümü hakkında bir fikir edinebiliriz. Geometrik düzende kübik bir yapı. Sadece giriş ve belki bu küçük pencereler vardı. Belki de yoktu. Bir de komplivium ve peristilli avlu. Hepsi bu. Yani ev erken dönemdeki Domus Italica gibi dışa kapalı bir yapıydı. Anlayacağınız dış görünümle ilgili büyük bir değişim yok. Bu eve herkesin akın etmesinin nedenlerinden biri de evin çok iyi korunmuş olmasıdır. Tabi bazı restorasyon çalışmaları da yapılmıştır ama dediğim gibi gerçekten mutlaka görülmesi gereken bir yapı. Zira bu tip evlerin geçmişte neye benzediğini en iyi bu evde anlayabilirsiniz. Burada evin içindeyiz, Farkas'tan geçerek geldik. Atriumda duruyoruz. Havuzu yani impluvium'u görüyorsunuz. Tepede kompluvium. O da çok iyi durumda korunmuş. Sanırım bu sahip olduğumuz en iyi ya da ona yakın durumda korunmuş kompluvium örneğidir. Gördüğünüz gibi küçük antefiksler gibi terakottalarla süslenmiş. Durduğumuz yerden bir zamanlar tablinum olan, şimdi ise basit bir geçite dönüşmüş olan yere bakıyoruz. Bu geçit atriumu sahipleri için evin en önemli bölümü olan bahçeye bağlıyor. Bu geçite bakıyoruz. İki yanda tablinumdan geriye kalan büyük ayakları görüyoruz. Bunun ötesine baktığınızda ise bahçeyi görüyorsunuz. Bahçeyi çevreleyen sütunlar, duvarlarında da resimler var. İçeride her şey çok canlı ve hoş. Burada çok net görülen ve daha önce de sözünü ettiğimiz başka bir şey daha var. O da Romalıların manzaraya, bir mekandan başka mekanın görünümüne ne kadar önem vermiş olduklarıdır. Teraçina'daki Jüpiter Anksur kutsal alanını, oradaki ışık oyunlarının sergilendiği o muhteşem yatay dikey geçişleri hatırlayın. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Aydınlık dış mekandan daha karanlık bir alana yani Faukes'e giriş. Ardından Compluvium'dan gelen ışıkla biraz aydınlatılmış bir mekan. Bunun ardında da pırıl pırıl aydınlık bir bahçe. Yani bir karanlık, bir aydınlık, bir karanlık, bir aydınlık mekan. Yapı boyunca gelişen bu mekan ve ışık devinimi çok Romalılara özgü bir uygulamadır. Tabii bir başka konu da eksen vurgusudur. Yapı içindeki dizilim hep belli bir eksen üzerindedir. Bu bahçenin günümüzdeki görünümü. Tabii geçmişte belki de çok daha güzeldi. Ama yine de içindeki yeşilliklerle, sütunlarıyla, bahçe mobilyalarıyla, mermerden küçük bir çeşmesiyle, duvarındaki resimleriyle ki şimdi pek iyi durumda değiller, bunların daha canlı olduklarını düşünün. Bahçenin nasıl bir yer olduğu konusunda bir fikir veriyor. Önümüzdeki derslerde daha iyi durumda olan duvar resimlerinden örnekler göstereceğim. O zaman bu resimlerin ne kadar canlı olduklarını göreceksiniz. Sütunları da görüyoruz. Bir kısmı taştan, bir kısmı da size daha önce gösterdiğim şu tuğla gibi görünen kiremitlerden yapılmış. Ama her iki durumda da beyaz stukko ile kaplanmış. Neden beyaz stukko? Çünkü Yunan mermeri gibi görünmesini istiyorlardı. Yani bu da Roma konut mimarlığındaki helenleştirme girişiminin olabildiğince Yunan'a özgü bir görünüm elde etme çabasının bir parçasıdır. Mutfakları sormuştunuz. İşte bu Pompei'de en iyi korunmuş mutfağımız. Hakikaten çok etkileyici. Bu bir ocak. Belli ki aile Vizüv'den kaçarken bu tencereler, kaplar ocağın üstündeydi. Evlerde kadınlar bölümü denen bir yerde bulunuyordu. Olasılıkla ailenin, bu örnekte Vetiyi kardeşlerin sahip olduğu kölelerin bir bölümü de orada kalıyordu. Pompey'den helenleştirilmiş domuz tipine uygun bir diğer evde gördüğümüz bu evdir. Bu Pompey'deki gümüş düğün evinin planıdır. Evin milattan önce 1. yüzyılda yeniden şekillendirildiğini düşünüyoruz. Ama bu konu tartışmalıdır. Milattan sonra 1. yüzyıl içinde de yenilenmiş olabilir. İlginç bir yapı. 19. yüzyıl sonunda sanırım tam olarak 1893 yılında İtalya kral ve kraliçesi bu evi ziyaret eder ve çok beğenir. Eve gümüşlüğün adı kral ve kraliçenin evlilik yıl dönümlerine bir gönderme olarak verilmiştir. Harika bir ev ve planının ne kadar uygun olduğunu görüyorsunuz. Çekirdek yine tam domuz italika tipi. Bu da yine sahibinin helenleştirme isteği doğrultusunda değişim geçirmiş evlerden biridir. Eve Fauquest'ten giriyoruz. İki yanda Fauquest'e açılan küçük odalar. Bu sıra dışı bir düzenlemedir. Burada impluvium ile atrium. İki yanda kubikula. Evin kanatları yani alae. Yemek odası burada. 2 adet peristilli avlu. Arkadaki küçük olan sol kısımda da daha büyük bir avlu yer alıyor. Yani bu aile tek bahçeyle yetinmemiş iki bahçe yapmışlar. Evin büyük bir bölümünü bahçeye ayırmışlar. Evin en ilginç özelliği ve bu evi göstermek için seçmemin nedeni atriumun da helenleştirilmeye başlamış olmasıdır. Bakın atriumda ne olmuş. Atriumda impluviumun çevresine sütun koymuşlar. Yani peristiller yetmemiş, her yerde sütun istemişler. Dört sütunlu atriumların teknik adı atrium tetrastilumdur. Bu bile yetmemiş. Yukarıda sol üstteki odaya bakın. Sol üstteki bu oda ziyafet salonudur. Yani bir başka yemek odası ama özel bir yemek odası. Gördüğünüz gibi küçük peristilli avluya bakıyor. Açıklık oldukça geniş, yani çok güzel bir peristilli bahçe manzarası görüyor olmalıydı. Ve bakın burada da 4 adet sütun var. Bu ziyafet salonunun özel bir adı var. Oecus. O E C U S. Çoğulu Oeci. O E C I. Gördüğünüz gibi oekusun içinde de 4 tane sütun var. Buna da oekus tetrastilum diyoruz. Peki gümüş düğün evinin planını gördük. Şimdi de evin bugün nasıl göründüğüne bir bakalım. Bu ev vetiyi evi kadar iyi korunmamıştır ama yine de eski halinin neye benzediği konusunda bir izlenim edinebiliriz. Bizim açımızdan evin en önemli odası çok sağlam kalmış olan oekustur. Şimdi yine atriumdan görülen manzaraya bakıyoruz. Evin implivumu. Biraz yosun tutmuş. Neyse burada onu ve üzerindeki komplivumu görüyoruz. Burada bizim için önemli olan atriumun implivumu çevreleyen, tavanı ve tabii ki komplivumu destekleyen dört sütunuyla bir atrium tetrastilum olmasıdır. İlginç olan bir diğer nokta da sütunların işleniş biçimidir. Gördüğünüz gibi yivli ve üzeri stukkoludur. Kore'deki Herkül Tapınağı'nı hatırlıyor musunuz? Oradaki üst kısmı yivli, alt kısmı da önce stuko ile kaplanmış sonra da boyanmış sütunlardan söz etmiştik. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Çok yakından bakınca sütunun alt kısmındaki kırmızı boya kalıntıları bile görünüyor. Yani inşaat uygulamaları anlamında ilginç benzeşmeler var. Burada da Veti evinde olduğu gibi atriumdan tablinumdan geriye kalan geçitten ev sahibi için en önemli bölümlerden biri hatta belki de en önemlisi olan peristilli bahçeye bakıyoruz. Bu gümüş düğün evinin oekusu. Gördüğünüz gibi çok iyi durumda kalmış. Ve birçok açıdan ne kadar ilginç bir mekan olduğunu görüyorsunuz. Bu bir oekus tetrasitilum yani dört sütunlu bir ziyafet salonu. Bu sütunlar stukolanmış ve boyanmış. Boya çok iyi durumda korunmuş. Kırmızımsı morumsu bir renk. Olasılıkla Mısır'a özgü porfir izlenimi verilmek istenmiş. P O R F I R. Porfir o zaman sadece Mısır'dan getirilen bir taş cinsiydi ve Pompe'ye kadar taşıma masrafı çok yüksek, pahalı bir malzemeydi. Bu tabii ki porfir değil, sadece boyalı bir sütun. Ama ev sahibi evinde kullanmak üzere uzaklardan pahalı malzemeler getirecek kadar zengin olduğu izlenimi uyandırmak istemiş olabilir. Bakın bir de beşik tonoz var. Ama bu beton değil, ahşaptan yapılmış. Ama çok özenli bir işçilik. Duvarlarda da resimler var. Bugün biraz yıpranmış durumdalar ama yine de odanın orijinal görünümü konusunda bir fikir veriyorlar. Ve dediğim gibi Roma duvar resimlerine özellikle de burada gördüklerimiz gibi mimari betimlemeleri olanlara ayrıntılı olarak değineceğiz. Bu konuya önümüzdeki ders başlayacağız. Sonraki derste de devam edeceğiz. Şimdi Pompei'deki hiç kuşkusuz koruna gelen en önemli eve bir bakalım. Bu Faunus evidir. Pompei'deyseniz ve sadece iki ev gezmeye vaktiniz varsa Veti evine ve bu Faunus evine gitmeniz gerekir. Faunus evinin büyük bir bölümü M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenir. Burada Pompei'nin bir kesimini gösteriyoruz. Bir dizi ev sarı ile işaretlenmiş. Bunu göstermemin sebebi Faunus evinin büyüklüğünü görmeniz. Bu planda da gördüğünüz gibi diğerlerinden çok daha büyük ve bloğun tamamını kaplıyor. Örneğin buradaki Veti'yi evine bakın. Veti'den en az iki kat daha büyük. Yani çok geniş bir ev. Belli ki ne ev ne de dekorasyon için masraftan kaçınılmış. Faunus evinin planına bakarsak, bunun hiç kuşkusuz helenleştirilmiş domuz tipine uygun olduğunu görürüz. Eve buradan Fauquest'ten giriyoruz ve bir vestibulum. İki yanında birer selle olduğunu görüyoruz. Impluvium ile atrium. İki yanda kubikula. Kanatlar ya da alae. Bunun da bir tablinumu var. Burada görüyorsunuz. Ardında iki tane sütunlarla çevrili yani peristilli avlu. Önde küçük olan, arkada da büyük olanı. Plan önümüzdeyken bu odayı aklınızda tutun. Bu çok ilginç bir odadır. Dikdörtgen bir oda, bir cephenin iki yanında kaide üzerinde bir çift sütun ve duvar ayağı var. Doğrudan peristilli avluya açılıyor. Bu İskender'den dolayı İskender egzedrası. E, K, S, E, D, R, A. İskender Egzedrası olarak adlandırılan bu odanın tabanında ünlü İskender mozaiği var. Büyük İskender'i betimleyen bir mozaik birazdan göreceğiz. Ama önce evin dışarıdan nasıl göründüğüne bakalım. Çok iyi korunmuş durumdadır. Vetiye evinde olan çatı burada yok ama onun dışında epey iyi durumda. Burada evin bulunduğu sokağa doğru bakıyoruz çokgen taş döşemeyi, son derece çağdaş görünen kaldırımları, basma taşlarını görüyorsunuz. Burada da Faunus evinin fasadı yani cephesi. Girişi görüyorsunuz. Girişin iki yanında Korint başlığı taşıyan duvar ayakları var. Bu önemli çünkü daha bu helenleştirilmiş domuz tipindeki eve girmeden ev sahibinin Yunan ögeleri olan düşkünlüğünü haber veriyorlar. Sonra eve girip vestibülde duruyoruz. Buradaki dekorasyonun epeyce korunmuş olduğunu görüyorsunuz. Duvarlarda taş blokları gibi görünen tasvirler var. Göz aldanmasından yararlanmışlar. Bu birinci stil duvar resmine bir örnektir. Önümüzdeki ders bundan söz edeceğiz. Burada üstte de bir kült yeri hala görünür durumda. Burada olasılıkla ailenin tapındığı tanrı veya tanrıların heykelleri duruyordu. Bu eve girişin nasıl olduğunu gösteren çok mükemmel bir görüntü. Önce vestibüle geliyorsunuz, sonra Falkres'ten içeri girip atriuma ulaşıyorsunuz. Sonra da arkadaki peristillere. Birbiri ardına yerleştirilmiş küçük sonra büyük bir mekan. Bu dersler boyunca defalarca tekrarladığımız bir noktayı yine gözler önüne seriyor. Yani Romalıların panoramik görüntülere önem verdiğini. Eve girdiğiniz andan itibaren hem bir dizi aydınlıktan karanlığa, aydınlıktan karanlığa geçiş hem de bir dizi farklı görsel deneyim yaşıyorsunuz. Tüm bu algı zenginliği eve girişi, ev boyunca ilerlemeyi çok sıra bir deneyim haline getiriyor. Burada yine başlıkları görebilirsiniz. Bu atriumun günümüzdeki hali. Impluvium'un önünde duruyoruz. Impluvium'un içinde bronzdan bir dans eden faunus heykeli bulunuyor. Ev adını da bu heykelden alıyor. Burada gördüğünüz bir kopyası. Aslı bugün Napoli Arkeoloji Müzesi'ndedir. Bu noktadan bakarken Faukes'ten Atrium'a ve son olarak da Yunan stilinde bir yığın sütunun bulunduğu peristile doğru uzanan görsel şöleni de algılayabiliyorsunuz. Bir başka ilginç görüntü. Hala Atrium'dayız. Dans eden Faunus heykeli burada. Yan duvara bakıyoruz. Bu yüzümüz Faunus'a dönük durduğumuzda solda kalan duvar. Bu bizi Atreya açılan Kubikulumların neye benzediğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi son derece karanlık. Bu odada bazı küçük yarık pencereler, burada da biraz daha büyükleri var ama yine de epey karanlık. Yani ancak yatak odası olabilirler. Başka bir işlev için uygun değiller. Bu fotoğrafta ayrıca stuko ile sıvanıp farklı renklere boyanmış kabartmalarla süslenmiş moloz duvarı da görebiliyoruz. Bu yine birinci stil Roma duvar resmi örneği. Bunun ne anlama geldiğini bir sonraki derste ayrıntılı olarak konuşacağız. Bu faunus evinin restore edilmiş halini gösteren mükemmel bir resim. Evin tüm bu birinci stil resimler sağlamken nasıl göründüğünü gösteren harika bir model. Atrium'dan önündeki büyük duvar ayakları ile ev sahibinin Yunan öğelerine olan tutkusunu yansıtan eski Tablunum mekanına bakıyoruz. Ardından fazlasıyla Yunan'a özgü olan sütunlarıyla bir peristil manzarası görüyoruz. Yani burada helalleştirilmiş domuz tipinde solmada ev yapmakla kalmamış, bir de Yunan kültürünü bildiğini ve kendini buna adadığını üst üste vurgulayan ve ayrıca tüm bunları yapabilecek maddi güce sahip bir ev sahibiyle karşı karşıyayız. Konuyu işlerken göreceğimiz gibi, birinci stil duvar resmi de Yunan prototiplerine dayanır. O da yapıdaki bir diğer Yunan unsurudur. Bu sizce hangi oda? Aa, size bunu planda göstermeyi unuttum. Bu evin birden fazla atriumu olduğunu göreceksiniz. İki adet atriya var. Bu da onlardan biri. Bu bir atrium tetrastilum. Çünkü gördüğünüz gibi her biri impluviumun bir köşesinde olmak üzere dört tane sütunu var. Yani evin iki peristili ve biri sütunlu olmak üzere iki de atriumu var. Bu görüntü ayrıca daha önce Pompei Bazilikası'nın sütunlarıyla ilgili sorduğunuz sorunun yanıtını da görmeniz açısından çok yararlı oldu. Sütunların neden öyle göründüğünü sormuştunuz. Ben de size sütunların parçalar halinde yapıldığını söylemiştim. Bakın burada bu parçaları, yani üst üste yerleştirilen kasnakları çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Yani zamanla kasnakların birbirinden ayrılıp yıkılması ve sütunların Pompei Bazilikası'nda gördüğünüz hale gelmesi gayet kolay. Bu da peristillerden birinden bir görünüm. Burada da inşaat tekniği açısından ilginç bir nokta söz konusu. Pompei'deki sütunlar genellikle ya yerli tüften ya da tuğla gibi görünen kiremitlerden yapılmıştır. Her iki tipte de yüzey mermervari bir görünüm elde etmek için beyaz stoka ile kaplanıp yivlendirilmiştir. Yine Yunan özelliklerini vurgulamak için göz yanılgısından yararlanılmış. Bu eksetradan bir görünüm. Daha önce sözünü ettiğim birinci peristile bakan, önünde kaide üstünde sütunları olan İskender egzedrası. Alttaki kırmızı, üstteki beyaz renge dikkat edin. Gördüğünüz gibi iki duvar ayağı da kırmızıya boyanmış. Ve yine gördüğünüz gibi burada duran turistler yere bakıyor. Yerdeki kopyaya bakıyorlar. Uzun süre son gidişime kadar orada bir şey yoktu. Ve birçok insan aslında orada yerde bir mozaik olduğunu bilmiyordu bile. Ama şimdi oraya bir kopya kondu. mozaiğin çok uzun süre önce oradan kaldırılan aslı bugün Napoli Arkeoloji Müzesi'ndedir. Ama en sonunda buraya da bir kopya koydular. Ve Faunus evini ziyaret edenler artık mozaiğin nerede durduğunu görüyorlar. Bu mozaiğin, bu sıra dışı Büyük İskender mozaiğinin Napoli Arkeoloji Müzesi'nden bir görüntüsü. Burada da gördüğünüz gibi duvara asılı olarak sergileniyor ama aslında bu şekilde sergilenmek üzere tasarlanmamıştı. Faunus evinde yer mozaiği olarak kullanılmıştı. Ama bakın çok hoş bir şekilde buraya sütunlar, duvar ayakları koyarak orijinal ortamının havası verilmeye çalışılmış. Eksetra'nın evin içindeki görünümü oluşturulmuş. Sadece mozaik yanlış yere konmuş, yerde olmalıydı. Ama yine de bunun sıra dışı bir sanat eseri olduğunu görebiliyoruz. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama kesinlikle kaçırılmaması gereken bu sanat eserini görmenizi istedim. Pompei ve çevresini görmeye gittiğinizde Napoli Arkeoloji Müzesi'ni de mutlaka ziyaret edin. İtalya'daki en güzel müzelerden biri. Çok etkileyici bir müze. Ve tabii ki Pompei'den birçok buluntu şimdi bu müzede. Yani mutlaka görülmesi gereken listenizde olmalı. Mozaikte İskender ile Pers kralı Darius, D A R I U S, Darius arasındaki ünlü İyasos Savaşı betimlenmiş. I S S O S. Savaşta kazanan taraf İskender'in ordusuydu ve bunu da burada görebiliyoruz. Fanus evinin anlamını tam olarak kavrayabilmemiz bakımından bu betimleme önemlidir. Bildiğimiz kadarıyla bu mozaik şimdi kayıp olan bir Yunan resminin kopyasıdır. Aynı sahnenin betimlendiği resim bir Yunan ressam tarafından M.Ö. 3. yüzyıl civarında yapılmış. O resmin bir kopyası M.Ö. 2. yüzyıl içinde bu evde mozaik olarak yapılmış. Sonuç olarak bu da ev sahibinin Yunan sanatına olan düşkünlüğünün ve etrafında olabildiğince çok Yunan unsuru görmek istediğinin, Dahası bir mozaik yapımcısına böyle görkemli bir mozaiği ısmarlayabilecek düzeyde bir gelire sahip olduğunun bir başka göstergesidir. Bu mozaik hakkında birçok kişi, işte bilirsiniz orijinal resmin soluk bir yansımasından başka bir şey değil. Tipik bir ikinci el sanatı yani Roma sanatı. Yunan sanatı olmasaydı bunu yapamazlardı. Kendi başlarına ortaya bir şey çıkaramamışlardır der. Ama bunun doğru olmadığını söylemem gerekir. Ayrıca böyle bir işi mozaikle yapmanın resmetmekten çok çok daha zor olduğunu belirtmem gerekir. Düşen atlarıyla havaya yükselen mızrakların, yerdeki silahların doğru perspektifiyle bu kadar hareketli bir savaş sahnesini yapmak zoru başarmaktır. Bunu mozaikle yapmak çok hayret vericidir. Her bir motifin tessera ile yani küçük taşlarla, çok renkli taşlarla yapıldığını bu taşları tek tek harç içine yerleştirerek bu tablonun oluşturulduğunu bir düşünün. Bence bu işi mozaikle başarmak, boya ile yapmaktan çok ama çok daha büyük ustalık ister. Hızla birkaç ayrıntıya değinelim. Atlardan birinin üstünde İskender'in kendisini görüyoruz. Bu Helenistik general ve kral inanılmaz bir şekilde betimlenmiş. Burada en sevdiği atı bu kefalosun üzerinde. Ve bence özellikle atla insan arasındaki bu ilişkiyi yakalamak yetenekli bir mozaik ustasının ve atölyesinin mükemmel bir çalışmasıdır. Bakın sadece gözler değil, İskender'in rüzgarda dağılan saçları ile atın aynı şekilde dalgalanan yelesi birbiriyle ne kadar uyumlu. Sanatçı burada gayet net bir şekilde gördüğünüz gibi bu küçücük taşlarla bile gerçekten anı yakalamış. Bu taşlarla işledikleri gölgelere bakın, inanılmaz. Size göstereceğim bir diğer ayrıntı Darius figürüdür. Atlı arabasında gösterilmiş. Gördüğünüz gibi İskender'e bakıyor. Bu büyük Helenistik kraldan hem büyülenmiş hem korkmuş gibi. Bozguna uğramış geri çekiliyor. Çünkü gördüğünüz gibi sürücüsü arabayı aksi yöne döndürmüş, atı kamçılayarak aksi yöne gidiyor yani İskender'den uzaklaşıyor. Atını arkadan görüyoruz. Bu atı çizmek gerçekten zor bir iş. Sürücü de İskender'e korku içinde bakıyor, atı da uzaklaşmak için dönüyor. Yani çok dramatik bir an yakalanmış. Ve bence en mükemmel ayrıntı burada aşağıda gördüğünüz yere düşmüş Pers askeri. Kalkanı da üzerine düşmüş ve kalkan o kadar parlak ki üzerinde kendi yüzünün yansımasını görebiliyor. Bunun ayrıntısını göstermek istiyorum. Bakın yüzün yansımasını burada görüyorsunuz. Bu özellikle çok başarılı. Bu fotoğrafı taşları görebilmeniz için özellikle yakından çektim. Birbiri içinde kaybolmuş ama çok yakından baktığınız zaman taşları seçebiliyorsunuz. Evet, bu gerçekten çok sıra dışı bir sanat eseri. Çok hızlı lütfen. Çok küçükler. Böyle olmasının nedeni belli bir mesafeden bakıldığında taşlar bütünleşiyor ve uzaktan boyama resim etkisi yaratıyor. Duvarda asılıyken bu etki orijinal yerinde göreceğinizden, yani daha yakından ve tepeden baktığınızda göreceğinizden olasılıkla daha az. Ama çok hayranlık uyandıran bir çalışma. Olasılıkla Yunan ressamın yaptığı orijinal eser duvara asılıydı. Ama bu bir evin tabanı için yapılmış bir mozaik. Ve ev sahibinin Yunan tutkusunun bir kanıtı. Tabi bu Pompei'deki tek mozaik değil. Ama tartışmasız açık farkla en büyüğü ve sanırım bu konuyu çalışan herkes bunun Yunan ve Roma sanat tarihinin koruna gelen en ince işlenmiş mozaiği olduğu konusunda benimle aynı fikirde olacaktır. Ama Pompei'de bulunanlar da dahil günümüze kadar ulaşan çok sayıda mozaik var. Size tek bir örnek göstermek istiyorum. Bu en çok sevilen mozaik. Hatta birçok turist bunu İskender mozaiğinden daha fazla seviyor. Ama bu şimdi site alanında değil. Orijinalini görmek için yine Napoli'ye gitmeniz gerekir. Kavekane mozaiği olarak bilinen bu mozaik, Milattan sonra 62-79 arasında inşa edilmiş olan Tragedia şairinin evinde bulunmuştur. Sanırım dişlerini gösteren saldırgan köpek deyince bunun ne anlama geldiğini burada görüyorsunuz. Bu çok daha basit bir mozaik, sadece 3 renk kullanılmış. Genellikle siyah-beyaz renkte teserai yani küçük taşlar kullanılmış. Ama burada bir kırmızı renk görüyorsunuz. Sadece köpeğin tasmasında kullanılmış. Bu köpek de aynen geçen hafta alçı kalıbını gördüğümüz o zavallı köpek gibi zincire bağlı. Ama burada dişlerini gösteren bu köpeğin korkutucu olması amaçlanmış. Zaten bütün konu da bu. Kave kane. Dikkat köpek var. Yani vestibulumdan öteye izinsiz geçersen ya da hırsızlığa gelmişsen bu köpek sana saldırır diye uyarıyor. Antik dönemin güvenlik alarmı. Bana bunun evin neresinde olduğunu sanırım söyleyebilirsiniz. Aslında evin vestibülüm kısmında. Daha Fakus'a gelmeden seni dikkat köpek var diye uyarıyor. Pompeya gidenleriniz şahidim olabilir. Orada her yerde her köşede ve aklınıza gelebilecek her şeyin üstünde hediyelik bir kahve kanem satılır. Kupalar, tişörtler, çantalar, her şekilde, boyda bir kahve kanem satın alabilirsiniz. Bende de bir tane var ama sadece bir tane. Size kısaca başka evlerden de söz etmek istiyorum. Her birinde sadece birkaç küçük ama önemli noktaya değineceğim. İlk örneğimiz M.Ö. 2. yüzyıl ve sonrasına tarihlenen Meander evi. Burada planını görüyoruz. Meander evi bu derste başka örneklerinde gördüğümüz helenleştirilmiş domuz tipinin bir örneğidir. Bunu peristile bakarak rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Diğer özellikleri de gördüğümüz diğer evlerle aynı. Her zamanki faukes, atrium, kubikulum, tablinum sistemi. Arkada geniş bir peristil. Bu peristili açılan yemek odaları. Bu evi ilginç kılan ve size göstermemin nedeni, evlerin zaman içinde yan arsalar satın alınabildiğinde uğradığı değişimin boyutlarını gözler önüne sermesidir. Bu plana bakarak ev sahibinin her iki yandaki arsayı satın alarak evin çekirdek kısmına bazı eklemeler yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Plan böylece çok daha düzensiz hale gelmiştir. Buraya bir ek, oraya bir ek derken yapılan yatay eklemelerle simetri ve eksen yok olmuş. Bunun gibi birçok ev var. Şehri ziyaret ettiğinizde bu inanılmaz yapıları gezerken bunu da aklınızda bulundurun. Şimdi evin bugün nasıl göründüğüne bakalım. Ev duvarlarından birinde bulunan bu sandalyede oturan şair resmi nedeniyle Meander evi olarak isimlendirilmiştir. Peristil'in bir bölümü atrium gibi gerçekten çok iyi korunmuş durumdadır. Burada impluvium'dan da anlayacağınız gibi atriumda duruyoruz. Ve arkadaki bahçeye doğru bakıyoruz. Yine iki yanda buraya açılan kubikulayı ve faunus evindeki gibi peristil dışında da sütun kullanımı olduğunu görüyoruz. Bu sütunlar atrium ile bahçe arasındaki tablinum adı verilen alandadır stukkolu ve yivli ama alt kısımları kırmızı renge değil, duvarlardaki renkle uyumlu olması için parlak sarı renge boyanmış. Yani yine evlerde Yunan öğelerinin kullanımına iyi bir örnek görüyoruz. Ev çok iyi durumda korunmuş. Tekrar atriumdayız. Bu mekana açılan kubikulayı ve duvar resimlerinden bazılarını görüyoruz. Bu da Faukes'ten giriş. Bu örnekte köşeye yerleştirilmiş evin tanrılarına ayrılan küçük bir kült yeri görüyoruz. Bu da çok hızla bakacağımız bir başka ilginç ev. Pansa evi olarak adlandırılır ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenir. Gördüğünüz gibi peristili ile diğer helenleştirilmiş domuz örnekleri gibi çok geniş bir ev. Bunda da diğer evlerde gördüğümüz bütün mekanlar var vestibulum, faukes, atrium, kubikula, kanatlar veya alae, tablunum, yemek odası, burada bir sürü dükkan. Burada daha önce gördüğümüz örneklerde olduğundan daha fazla 5 hatta belki 6 tane dükkan var. Ki bu da evin içinde olup biten hakkında bir ipucu veriyor. Evin peristil kısmına gidersek orada sütunlar arasında bir havuz olduğunu görürüz. O ne hoş bir havuz kenarında oturup elinizi ayağınızı suya sokup havuzun keyfini sürebilirsiniz diye yorum yapmış olabilirsiniz. Ama bu kesinlikle öyle bir havuz değil. Bunun bir balık havuzu olduğunu düşünüyoruz. Ama süs balıkları için değil. Öndeki dükkanlardan birinde satılacak cinsten balıklar için. Bunun böyle olduğuna inanmamızın sebebi yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarıdır. Uzmanlık alanı Pompei bahçeleri olan akademisyen Wilhelmina Jashemski tüm akademik kariyerini burada geçirmiş ve çok ilginç bulgular ortaya çıkarmıştır. Bitki köklerinin izlerinden yola çıkarak ve çeşitli uzmanlardan da yardım alarak Pompey bahçelerinde ne tür bitkiler yetiştirildiğini saptamıştır. Bu çalışmalar bahçelerden bazılarının güzel çiçeklerle dolu hobi bahçeleri olduğunu ama bazılarında da sebze meyve yetiştirildiğini göstermiştir ve bu evin bahçesi de yetiştiricilik yapılan bahçelerden biridir. Yani bu bahçede yetiştirilen ürünleri öndeki dükkanlarda satmış olmaları çok mümkün görünmektedir. Sonuç olarak burada bazı evlerin aynı zamanda ailenin gelir kaynağı olan iş yerlerine de ev sahipliği yapmış olduğunu anlıyoruz. Pansa evi bu bakımdan kesinlikle mükemmel bir örnektir. Ayrıca bu evin çok iyi korunmuş bir peristili var. Bunlar balık havuzunun etrafındaki sütunlar. Gördüğünüz gibi bazıları hala üzerindeki iyon başlıkları ile çok iyi durumda korunmuştur. Sütunlar yivli ve stuk kolu. Alt kısımları boya ile süslenmiş. Gördüğünüz gibi yer yer korunan boya kalıntıları var. Çok ilginç bir başka ev ve bu Pompei konut mimarlığında görülen sonraki bir gelişim aşamasına ait olması bakımından da bizim için ayrıca önemli olan Marcus Loreius Tiburtinus evidir. Hatırlayacaksanız Tibur Tivoli'nin eski adıydı. Yani Tiburtinus'un depremle Vezüv patlaması arasında bir tarihte, yani milattan sonra 62-79 arasında Tivoli'den Pompei'ye gelip bu büyük evi yaptırarak buraya yerleşmiş olması çok mümkün görünmektedir. Faunus evi gibi bu da bir bloğun tamamını kaplar. Ama gördüğünüz gibi bu evin sahibi Faunus evinin sahibinden farklı davranmış ve evin yaşam alanını küçük tutup arsanın büyük bir kısmını bahçe olarak değerlendirmiştir. Burada bahçenin bir hobi bahçesi mi yoksa yetiştiricilik yapılan bir bahçe mi olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bunun bir hobi bahçesi olduğunu düşündüren ipuçları vardır. Ayrıca evin önünde dükkan olmaması da burada bir üretim yapılmadığı görüşünü güçlendirir. Yani burada sadece çok kişiselleştirilmiş değil, ayrıca bahçe ve bahçeyi çevreleyen yemek mekanlarının öne çıkarıldığı bir örnek görüyoruz. Burada bu yemek mekanlarından birini görüyoruz. Bu evin ilginç bir başka özelliği daha var. Derse başlarken değindiğim konuya da geri dönmemi olanak sağlayan bir özellik bu. Hatırlayacaksınız 62-79 yılları arasında Pompeylilerin evlerini iki katlı yapmaya, evlerini dikine genişletmeye başladığını söylemiş Via del Abondanza'daki bir yapıdaki Kenakula'yı örnek olarak göstermiştim. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Yaşam alanı üzerine ikinci bir kat çıkılmış. Burada yaşam alanı küçük olduğu için bu gerekliydi. Bu nedenle ev dikey olarak büyütülmüş. Evin restore edilmiş haline dikkatli bakarsak, üst katın pencerelerini ve bu pencerelerin atriumun kompliviumuna baktığını görürüz. Gerisi belirtmeye gerek yok, bahçe. Oldukça iyi korunmuş durumda, gezmesi çok keyifli bir ev. Tiburtinus evinin bahçesindeki harika çardağı mimari düzenlemeleri görüyorsunuz. Hatta bir de muhteşem bir grotto yani yapay mağara var. Bu şehir içindeki bir evde değil de şehir dışında deniz kenarındaki villalarda görmeyi bekleyeceğiniz türden bir şey. Bu da bana evlerle villalar arasında bazı ortaklıklar görmeye başladığımızı düşündürüyor. Bunu söylememin nedeni burada gördüğünüz grotto efektidir. Arka planda çakıl taşları görünümü verilmiş siyah boyalı bir duvar, önde iki tane korint başlıklı sütun, tepede alınlık ve bu iki mükemmel mitolojik sahne. Bunu olasılıkla tanıyacaksınız. Narkisos'u ve sudaki yansımasını görüyorsunuz. O da bu yansımayı hayranlıkla seyrediyor. Burada da Piramus ve Tisbe miti. Bizim için bunların hangi mitler olduğu değil, Yunan mitleri olması önemlidir. Yani bu da bir Yunan öykünmesidir. Ama asıl önemli nokta aslında bu grotta benzeri öğeleri Pompei şehri merkezinde değil, daha ziyade Amalfi kıyısı gibi yerlerde villalarda görüyor olmamızdır. Yani burada ev ve villa arasında bir ortaklık, bir kaynaşma görüyoruz. Bu en azından bazı zenginlerin evlerinde nispeten geç bir aşamada görülen bir durumdur. Yani bu derse adını veren varsıl ve ünlülerin yaşam biçiminde görülen bir özellik. Göstereceğim sondan bir önceki yapı çok önemli bir villa. Pompey'deki Misterler Villası'dır. Ve bu gerçek anlamda bir villadır. Bu villa Tiburtinus evinden sonra güzel bir örnek. Şehir kalabalıklaşmaya başlayınca zengin olanların şehir dışına, banliyölere ilginç bir şekilde mezarlıkların bulunduğu yol kenarlarına taşınmaya başladığını görüyoruz. Villalar ve mezarlıklar son derece doğal bir şekilde kaynaşmıştır. Bu önemli villa da bu gelişimin bir parçasıdır villa bir dizi yapım evresi geçirmiş. Biz burada iki evresinden söz edeceğiz. Burada evin birinci ve ikinci evrelerine birlikte bakmamız önemli. Zira burada çok ilginç bir durum söz konusudur. Üste villanın girişini görüyoruz. Burada peristil, atrium burada ve tablinum. Şimdi burada ne olmuş dersiniz? Çok ilginç daha önce hep tanımladığımızdan farklı bir dizilim görmemiştik. Burada ise Faucus'ten önce peristile giriliyor, sonra atriuma, ardından tablinuma geçiriliyor. Farklı bir dizilim. Bunun bu ev sahibine özgü bir seçim olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Vitruvius aksini söylüyor. Vitruvius villa tasarımından söz ederken, villa ile ev planları arasındaki en büyük farkın Villalara peristilden girilmesi olduğunu yazar. Burada peristile olan ilginin arttığını görüyoruz. Ve bu peristil çok erken bir örnek. Peristil M.Ö. 2. yüzyıl başlarına tarihlenen, ikinci evreden de erken olan birinci evreye aittir. Burada ayrıca bir de büyük bir podyum görüyoruz. İkinci evreye geldiğimizde bu podyumdan biraz söz edeceğim. Bu villanın ikinci evresi. Ana mekanlar işaretlenmiş durumda. Fauces yani giriş, önce peristil ve bu çok geniş bir peristil. Evin atriyumu burada, tablinum da burada. Burada Vitruvius'un tanımladığı farklı düzenlemeyi görüyoruz. Villanın yüksek bir podyum üzerinde olduğunu da görüyorsunuz. Bu podyumun nasıl olduğunu birazdan göstereceğim. Bu Tivoli gibi, Palestrina gibi yerlerdeki kutsal alanlarda gördüğümüz podyumlarla aynı tipte bir podyum. Podyumun altında aynı Terracina'daki Jüpiter Anksur'da olduğu gibi Cryptoporticus yani bir alt geçit var. Beşik tonozlu, opus inkertum kaplı betondan yapılmış. Aynen kutsal alanlardaki gibi. Burada neden böyle bir podyum inşa etmişler? villaya daha ihtişamlı bir görüntü vermek için ve aynı zamanda yol gürültüsünü boğmak için. Çünkü ev şehrin dışındaki şehirler arası yolun en işlek caddelerinden birinin üstünde. Bu nedenle evi yükselterek gürültüyü azaltmayı amaçlamışlardır. Ama bu villada mimarinin geleceği açısından en önemli nokta dış cephe ile ilgilidir. Erken Roma evlerinin hatta helenleştirilmiş olanların bile ne kadar dışa kapalı olduğundan, dış görünümün belki bir iki sütun eklemesi dışında ne kadar yalın olduğundan söz etmiştik. Burada tamamen yeni bir anlayış görüyoruz. Mimar, bu dikdörtgen villa alanının dışına taşan kavisli elemanlar kullanmış. bir tane burada, daha da önemlisi burada. Bu devasa bir çıkma pencere gibi. Hem dışarıdan bakanlar için yapıya bir hareket katmış, hem de içeride olanlara harika bir deniz manzarasına bakma olanağı sunmuş. Deniz o zamanlar Pompei'ye bugün olduğundan daha yakındı. Yani içeriden görülen güzel bir deniz manzarası ve dışarıdan da dikdörtgen sınırların dışına taşan bir yapı. Öncekilerden tamamıyla farklı bir uygulama. Bu yapının restore edilmiş görünümü. Yapı ikinci evresinde olasılıkla böyle bir yapıydı. Podyum üzerinde olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Kutsal alanlardaki gibi kemerler, orada da gördüğümüz tip kör kemerler var. Opus incertum kaplı beton. Ama bu çıkma pencerenin yarattığı farka bakın. Duvarlarda açıklıklar, büyük pencereler var. Artık o küçük yarık pencereler yok, onların yerine büyük panoramik pencereler var. Gerisi aynı. Compluvium, peristil, her şey Helenleştirilmiş domustaki gibi. Ama burada mimarinin geleceğine bakıyoruz. Bu Misterler villasının bugünkü durumu. Burada kör kemerleriyle büyük podyumu ve evin bir bölümünü görüyorsunuz. Bakın ev ne kadar açık bir ev. Bu şimdilik villaların bir özelliği. Bir villa yaptığınızda bunun şehir içindekileri kıyasla daha çok açıklığa sahip olmasını istersiniz. Ama bu aynı zamanda bir bütün olarak mimari için önemli bir gelişimdir. Bu peristilli avludan bir görünüm. Gördüğümüz diğer peristilli avlulardan biraz farklı sütunlar bir duvar içine oturtulmuş. Farklı bir düzenleme. Misterler Villası İtalya'da daha başka birçok yer gibi düğünlerden sonra insanların gelip fotoğraf çektirmeyi sevdiği bir yer. Yani özellikle hafta sonlarında orada etrafta gelinler, damatlar, fotoğrafçılar görürseniz şaşırmayın. O gün bu gelin ve damadın fotoğrafını çeken bir sürü insan vardı. Ben de bu mutlu günlerinde onların bu resmini çektim. son bir evden aslında bu evdeki bir mozaikten kısaca söz ederek dersi sonlandırmak istiyorum. Bu adını hala orada bulunan sıra dışı çeşmeden almış olan Büyük Çeşme Evi. Depremle Vezü patlaması arasına yani 62-79 yılları arasına tarihlenir. Çok iyi durumda korunmuştur. Burada perdenin sağında görüyorsunuz. Burada bu usta sanatçıların her tür yüzeyi mozaikle kaplayabileceğini görüyoruz. Burada mozaik gördüğünüz gibi eğimli bir yüzeye yapılmıştır. Yine İskender mozaiğindeki gibi çok renkli teseray kullanılmıştır. Burada su varken kim bilir ne kadar hoş görünüyordu. Aslında Malibu'da Getty Villası'nda bu çeşmenin bir kopyası var. Perdenin solunda bu kopyayı görüyorsunuz. Getty Villası biraz Disneyland andırıyor ama bir Roma villasının neye benzediği konusunda fikir sahibi olabileceğiniz en iyi yer. Hatta Roma'da görebileceklerinizden bile daha iyi. Bu kopya villa Herculaneum'da ortaya çıkarılmış bir villaya dayanarak tasarlanmış. Herculaneum'daki Piper villasına. Sonra bu çeşme gibi seçme başka unsurlar eklenmiş. Pompey'dekinden farklı olarak buradaki çeşmede su var yani eski halini gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu dersin ödev konularından biri de Pipe Villası'nın Getty Müzesi'ndeki kopyası yardımıyla tanıtılması olacak. Önümüzdeki ders Herculaneum'a geçeceğiz oradaki insanların yaşantısından, depremle Vezü patlaması arasındaki tarihte inşa edilen evlerinden örnekler vereceğiz. Ve Roma duvar resim sanatındaki birinci ve ikinci stillerle ilgili konuşmamıza başlayacağız. Evlerin iç dekorasyonunda önemli bir yere sahip olan ve mimari betimlemelerin sıklıkla kullanıldığı resim sanatı üzerine birkaç ders yapacağız. Bu resimler sayesinde yapılar hakkında bildiklerimizden daha fazlasını öğrenme olanağımız olmuştur. Herkese teşekkür ederim.